Kadınlar kıymetli, değerli. Evet. Çünkü o bir anne. Evet. Annelikten bahsedelim biraz da. Hı hı. Ve dış gebelik. Evet. Ve sonra da gebeliğe geçelim hocam. Evet. Evet. Nedir dış gebelik? Dış gebelik çok, yani dediğimiz bir hüsran. Şimdi bir çift geliyor, gebelik testini yaptırmış evde ya da işte adeti geçmiş gebe olduğundan emin. Geliyor, bakıyorsunuz rahim içerisinde gebelik kesesi göremiyorsunuz. Biraz bekleyelim diyorsunuz. İşte HCG denilen gebelik hormonu takiplerini yapıyorsunuz. Hormon yükseliyor. Yeterince yükselmese bile gene de yükseliyor ama hala gebelik rahim içerisinde gözükmüyor. O zaman dış gebelikten şüpheleniyoruz. Dış gebelik fetüsün, yani bebeğin, oluşmuş olan embriyonun rahim içerisinde değil de tüplerde, tüplerin çeşitli yerlerinde, yumurtalıkta, karında ya da rahimin çok köşelerinde ya da ta altında rahim ağzında, servikste dediğimiz yerde yerleşmesine bağlı gebelik oluşumlarına dış gebelik diyoruz. Ektopik gebelik diyoruz. Maalesef çok can sıkıcı bir şey bu. Bazen ilaçlarla tedavi edebiliyoruz erken dönemde yakaladıysak. Ama bazen ilaçlar yetmiyor, ameliyat yapmak zorunda kalıyoruz. Basit bir kürtajla halledemeyeceğimiz bir sorun bu. Mutlaka ya laparoskopi ile dediğimiz göbekten ve iki yandan küçük deliklerden kamerayla girip alıyoruz. Çok kanamalı geldiyse bazen o yeterli olmuyor. Karından açık ameliyat etmemiz gerekiyor. Ama erken dönemde gene her zaman bunda da erken tanı çok önemli. Erken dönemde yakaladıysak da, yani tanı koyduksak da gene ilaç tedavisiyle halledebiliyoruz.